Alo ses tamam. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. Ya ben... Zorlu bir deplasman. Böyle bir dakika bir ayar çekeceğiz de. Ne yeri? Heh, ses ayarı. Bu videonun açıklama kısmına GTA, Age of History 2 ve Warband içeriklerinin yanında daha çeşitli oyunlar çeken bir kanal bıraktım. Gidip abone olup izlerseniz beni memnun edersiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Alper konuş bakayım. Ananı Hoş geldiniz. Bugün biz büyük bir günah işledik. Bu günah nedir? Ben Almanya, Alper İtalya. Hoş geldin Alper. Hoş bulduk. Edepsiz bir teklif aldım. Ben de bu edepsiz teklife gittim. 50 tur ülkeyi ben yöneteceğim. Daha sonrasında 50 tur İtalya, 50 tur Japonya olarak bu şekilde Elias'a karşı başarılı olmaya çalışacağız. Elias güçlü. Adamlar dünyanın ikincisi ve üçüncüsü. Hocam biz İtalyanlar olarak amacımız açık ve net Roma İmparatorluğu Roma yani işte. İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu şimdi senin için güzel bir ideal. Oğlum nereye gidiyor lan bu? Yani Libya zaten sen de. Buradan bir Aynen. başlasan zaten. Senin hedefler basit yalnız. Makul bir şeyler söyle. Altı saatte Danimarka'yı işgal etmiş Almanlar. Danimarkalılar ne yapıyor acaba? Tanklara taş falan mı fırlatıyor hocam? İnsanlık hali. İlk defa Süvari drone gören bir köylü var ya. Hocam yalnız siz Avusturya'ya saldıracak mısınız? Onlar teslim oluyor diye biliyorum. Hocam şimdi onlar resim oluyor zaten. Çapulcuları keseceğiz. He, Warband çapulcuları. Evet, Warband çapulcuları. Sen de bunu yedin. Evet abi. Çay söyleyeyim abi. Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Arkadaşlar. Asker depolamam lazım. Bu savaştan sonra askerleri terhis etmemem lazım. Askeri alım maliyetleri çok fazla. Saldır baba şuna. 25 olmuşuz zaten. Derhal savaşı başlatmamız lazım. Buraya da askerleri basalım. İlk olarak Belçika'yı alacağım. Baba bu adam United Kingdom'a falan da düşman. Güzel benim ona saldırmam iyi olur. 100 bin ekonomi riskli ama Afrika'dan dolayı. Afrika'dan dolayı değil mi? Ya ben bunu alamazsam yalnız kötü olur. Kötü sonuçlar meydana gelir. Hocam siz daha Belçika'yı alamıyorsunuz. Alacağım Şöyle. alacağım, sakin yavaş. Saldırgan oldunuz ha. Yoksa boş ver abi biz değil miyiz ya? Bak şimdi pakıta bak. Abi bir şey diyeceğim. Abi bu ne abi? Abi siz ne ayaksınız? Ben bu adamın paketi almayı hayal ediyorum. Siz buna niye askeri erişim veriyorsunuz? Yine sırtımızdan bıçaklandık. Abi üstünüz tozlanmış. Bu şey olmaz Alper. Sileyim abi. Gerek yok koçum. Bunu yapmanı kim istedi? Kim git sırtından bıçakla dedi? Alper. Bana yardım et dedin. İş ver. Ekmek ver dedin. Umudum yok dedin. Verdim Alper. En büyük umudu sana verdim. Sen beni değil umudumu öldürdün. Yazık, çok yazık. 99 10 bin tur ah konuşamıyorum. Abi bu modda şöyle bir hata da var. Her ben bu modda video çekilince konuşmayı unutuyorum. Avusturya düştü. Evet. Otomatik asimilasyon işlemlerini ben başlatacağım. Hemen şimdi şöyle bir İsviçre'yi de ben alıyorum İtalya'nın yüksek müsaadesiyle. Ya toprakları paylaşmayı teklif ediyorum. Hangi Ya toprağı abi bak. istiyorsun? Sınırlardaki topraklar var bak. 3 tane toprak var ya. Ha Tamam, onlar onu var. sana vereceğim. Sana söz. İsviçre'ye gireceğiz. Manpower'ım varken şu Çekoslovakya'da dalayım. Bu arada Çekoslovakya sanki Almanya'nın içini yarmış gibi gözüküyor. Evet, çok çirkin gözüküyor. Kendimize bir tane müttefik mi çeksek burada coğrafyada büyük bir güç? Türkiye ile bir Hocam, ilişki geliştirelim mi? o biliyorsunuz Roma toprakları Anadolu'da da var. Doğru. Ya şimdi ne bileyim arkamıza Hocam. falan kollar diye düşündüm. Ha, olabilir aslında ama Mesela sen biliyorsunuz. oraya kadar geldikten sonra mesela kovarız ittifaktan. O da olabilir. Kalleşçe oynarız anladın mı? Senin de kazanacağım, benim de kazanacağım bacı kardeş. Agresifim, kompleksliyim. Perdelerimi indirdiğimde kedi gibi bir insanım. Hocam kedi bu kadar savaşmaz ama. İsviçre'yi kendimize kattık güzel. Şimdi bu toprakları sana vereceğim. Ha, sınırdaki toprakları alsak yeter. Alayım. Sen yine bak her seride bu adam benden bir şeyler koparıyor. Zaten Liechtenstein'e dokunmuyorum. O abimdir. Aha Pocket. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sana şunu unutturayım ya ben. Hocam yok o toprakları sınırdaki toprakları. Unuttum bu arada abi. Diplomatik yollarla toprak kazandırdım. Ben daha ne yapayım ya bu abi. Orasını sen şimdi kesin şeyle alırsın bak. 17 bin. 17 bin ne ya? 1700 askerle. Hocanın durumu hiç iyi değil. Hocam 204 yıldız hepsini alacağım. Evet gençler Almanya olarak fazla gırgır şamata dönmedi. Niye ciddi adamız oğlum biz? Siz benim hangi videoda
şaka amaçlı bir şey söyleyip şaka komik editler koyduğumu gördünüz. Azıcık ciddi olun beyler. Abi İtalya sarmaz mı? Ondan sonra Japonya yaşar. Japonya mı İtalya mı anlamadım. Hocanın durumu hiç iyi değil. Ha oha ilk defa. Aa kayıt almaya devam ediyor. Vatikan. Allah belanı versin Vatikan. 3 kere geldi. 3 kere geldi. Para geliyor. Başkentini mi değiştirsek bunu? Ben anlamadım ki. Ondan mı geldi? Hayır. Hayır bebeğim. Sakin. Ona alakası yok bence. Beyler ne oluyor? Ne oluyor lan? Tuvalete gitmişti. Ben vergiler, mallar, yatırımları şöyle bir vergileri sıfıra çektim, araştırmayı sıfıra çekeceğim bu şekilde. Nasıl faşistsin sen? Ben böyle bir faşistim. Beşim Tübuk'un en sevdiği insan olacak bu Mussolini şimdi. Kamucuyum, evet. Hocam biz tabii ki de bu canice savaşa gelmiyoruz. Biz kabul etmiyoruz. Oğlum sen sapık mısın lan? Oğlum senin ideolojini benimsedim ben. Sen faşizmi Avrupa'ya sen getirdin. Tamam ben getirdim de sen devam ettir. Ben biz monarşiden Roma'ya gideceğiz. Kusura bakma. Şimdi sen Danimarka Savaşı'na niye gelmedin onu açıkla. Hocam yani... Danimarka Savaşı'nı reddediyorum herkesle. Aram kötüleşiyor ama biz şimdi hocam... Sebep? Hocam ben devrimsel bir şey yapıyorum. Hükümet biçimini değiştir. Aa, ayıp ya. Aa, sapık. Sapık. Avrupa'ya faşizmi sen getirdin. Ben vergileri sonuna kadar alacağım. Yani vergi mükemmel bir şey. Evet. Alper hedefler ne? Abi hedefimiz Roma İmparatorluğu kurmak her zamanki gibi. Yani İtalya ile ne yapalım? Roma kurarsın. İşte İtalya Krallığı falan. Aynen. Şimdi Yugoslavya kendi adına namussuz bir ülkedir. Yani etnik ırkı bilinmiyor. Sırpı var, Bosna'sı var. Zaten bununla alakalı bir video çekmiştik. 35 binlik bir ekonomisi var. Benim buna kaç bin orduyla dalmam lazım sizce? Ya belli olmaz. Bu eşek bazen... Çok asker çıkarıyor. Bazen botlara belli olmuyor biliyorsunuz. Evet. Botlar... Bunu alabiliriz çok rahat olur diyorsunuz. Alamıyorsunuz. Alamayız diyorsunuz. Alıyorsunuz. Abi ne gerizekalı bir durum bu. Ben şarj takacağım laptopu. Bitti kapanacak çok yoksa. Altıda kalmış. Allah'ım yarabbim adam. Şarjım bitmiş bir adam. Beşte kapanıyor. Eyvah. Lan koş. Oy, kapitül ettim. Ah, inanamıyorum. Duvara kapitülleşti. Şimdi dayı, Yugoslavya'dan bize düşen şey ne? Hocam, hiçbir şey. Siz hiç ihanete uğradığınızı hissettiğiniz oldu mu? Aslında bu adamın ilk hedefinin Arnavutluk olması lazımdı, namus meselesi. Evet, Arnavutluk. Ondan sonra Yunanistan. Kim kimi koparıyor kendi payını? Japonya'nın planları nedir belki hocam, seri anlat. Japon planını vergileri biraz arttıralım. Bunlar çok aslında iyi politika. Kamucuyum. Kamucuyum evet. Manchukuo'yu alsak mı almayalım? Bence biz denize orduyu atalım. Filipinleri alalım. Ondan sonra... Oy. Sizde kim savaştı acaba? Biz kimseyle savaştı değiliz. Bu Japon, eski Japon hükümeti ordumuzu boşu boşuna yıpratıyor. Sol üstü bir bildirim vardı onu bir merak ettim. Ha, Naziler şey Belçika'ya savaş ilan ettiriyor bize ama şimdi Belçika dünyanın öbür ucunda. Biz de dünyanın öbür ucundayız. O yüzden bunu kabul edemiyoruz maalesef. Hepsi çağırıyor. Hepsi sana küfredecek Berke. Japon hükümeti bu savaşta manevi desteğini en azından esirgememesi lazım. Şimdi sen oraya zor çıkacaksın. Her yere çıkartma atarsan eş zamanlı beyni karışıyor. Biz attık. Şöyle bir 10 bin atalım. Her yere biner biner çık bence. Alman generalleri sana bunu tavsiye ediyor. Generalleri Japonya'nın arazisini nasıl biliyor hocam? Filipinlerin biliyor. Japonya'nın değil. Hayırlı olsun hocam. Eyvallah. Fazla da ordu kaybetmedin yalnız ya. 15 binle geldin 20 bine dönüyorsun ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Hile. Kesin hile. Hile kesin hile. Nereye saldıracaksın? Dedim ya buraya saldıracağım diye. Abi o koskoca ülkeye yeter mi o kadar ordu? Şimdi ben buna saldırayım. Ondan sonra olmadı. Buradan ordu basarız. Bizim zaten kullanacağımız bölge burası. Buradan getirdiğimiz orada. Kaçıncı turdayız? Sinan bundan sonra benim için ancak yılan Sinan olur. Bak var ya bu adam 3 turda düşecek. İddiası var mısın? Yok. Abi 3 turda düşmezse İsviçre'ye hocam. Abi sen vallahi billahi bizden ne kadar toprak koparabilirsen kârdır diye. Bana deli gönlüme bağlamışım çözülmüyor mihriban. Mihriban.
Vergi turnuva videosundaki iniş yerinde. Aynen. Euroları düşünüyor şu an. Ya amaçlar bana bir şey vermedi ya. Euro verecekler diye. Ayıbettiler. Bir 10 euro verdiler. Oo, 250 iyi. Lira vermişler. Siz hiç ihanete uğradığınızı hissettiğiniz oldu mu? Ekran kaydı. Ekran kaydı mı? Almamış. Oo! Berke dedik, turnuva videosu gibi dedik. Sessiz sessiz dedik, vuracak dedik. Oldu. Of. İkimiz duruyor muyuz? Tabii ki hayır. Lan dur lan. Hocanın durumu hiç iyi değil. Evet, dünya haritasını bir gösterelim. Evet, Japonya ne yaptı baba? Japonya. Şu an zaten Kore yarımadası zaten Japonya'nın. Gitti evet. Filipinleri aldı. Ondan sonra Endonezya topraklarının büyük bir kısmını aldı. İtalya ne yaptı baba? İtalya biraz daha pasifti. Teknik sebeplerden dolayı. İtalya, Libya zaten ondaydı. Yugoslavya. Lan. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Abi adam toprakları mı çöküp duruyor ya, ben anlamadım. Bak ne yapayım, Lüksemburg'u sana vermiş. Of, o eyvallah kral, eyvallah. Lüksemburg'u bize vermiş. Ben biraz iğrenç oldum ama düzelteceğiz, zamanı var. Macaristan alırsam düzelir. Sonra Polonya'ya gireceğim. Macaristan benim hocam, Macaristan benim. Hocam sen de var ya, bir vuracağım, bir yumruk atacağım şimdi. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu ne sevgi aşk, bu ne ıdırap, zavallı kalbim ne kadar ağır.